HDP'nin seçim işlerinden sorumlu parti meclis üyesi Ali Ürküt ile birlikteyiz. Seçim güvenliğini konuşacağız. 1 Haziran son gündü ama 2 gün uzatıldı. Sandık kurullarına üye verme konusu. Bu konuda eksiklikler var mı? Ne aşamada? En azından HDP... Başladık. Sandık kurulu üyeliği içinde bildiğimizde katıldık. Sanırım ertelenmesi nedeni başka. Bu 18 ilde sandıkların taşınmasıyla ilgili yaşadıkları sorunlar var. Sandık listeleri bilimsel sandık numaraları hazır değil sanırım. Ondan dolayı uzattılar. Kuşkusuz bu kalan süre içerisinde de biz gözden geçiriyoruz. Varsa eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Kuşkusuz seçim sandık kurulu üyelerimizi tespit ettik. Bu aşamadan sonra sandık kurulu üyeleri yönelik eğitim çalışması başlıyor. Hem yüz yüze eğitim hem bir takım görseller, materyallerimizi de oluşturduk. Onları da dağıtmaya başlıyoruz. Yani maalesef Türkiye'nin 21. yüzyılda Türkiye'de seçim güvenliğinin gündeme gelmesi de üzücü bir şey. Geçmişte yaşanan var. Her son 16 Nisan referandumunda yaşananlar var. Herkes burada göre tedbirini alıyor. Parti olarak da biz de içerisindeyiz. İnanıyorum ki tüm sivil toplumla birlikte birçok partiyle ortak yaşayarak sandık güvenliğini geçmiş döneme göre daha ciddi bir şekilde güvenliğini almaya çalışacağız. Çok sayıda sandık kurulu üyesi ve müşahitleri sandık kurulunda yapılmaya çalışacağız. Halkımıza da tabii bütün seçimlerimize, bütün ülkenin yurttaşlarına, herkese çağrımızdır. Mevcut gidişattan, mevcut sorunlardan, sıkıntılardan şikayetçi olan çok toplumun bir kesimi var. Bugün aslında yakınma, şikayet etme günü değil. 24 Haziran herkes için bir fırsat. Herkes bu fırsatı iyi değerlendirmeli, görev almalı, sorumluluk almalı. Kuşkusuz en kıymetlisi, en değerlisi oyunu vermek, doğru tercih yapmak. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin, ülkeyi ne hale getirdiklerini gören herkesin tercihini inanıyorum ki doğru yapacaktır. Bunun kadar tabii önemli oyunu vermekle birlikte o verilen oyun adil bir şekilde sonuçlanması, yani hangi partiye oyunu vermişse sandıkta da o şekilde çıkması ve sonuçlara o şekilde yansıması için de sandık başlarında da ve sonraki aşamalarda seçim kurullarında YSK'ya kadarki aşamada adım adım hep birlikte bunu takip etmemiz lazım ve bütün yurttaşlarımıza sandıklarda görev almaya çağırıyoruz. Evet. Son olarak normalde bir kurulun oluşması için tekli rakamlar gerekiyor ve dolayısıyla sandık kurulu da aslında 7 kişiden oluşuyor. Fakat sandık kurulunun teşekkülü için 4 tane oy gerekiyor. Yani bunu asgari öngördüm. 2 tanesi memurdan olacak, 2 tane de partilerden oluşan. Bu durum çok doğru bir yöntem midir? Yani bir kurulun oluşması için tekli bir sayı olması gerekmiyor mu? Yani 7 kişilik sandık kurulunun çoğunluğunun herhalde o şekilde düşünülmüş ki 4 olunca bir fazla çoğunluk oluşmuş oluyor. Kuşkusuz bir sandık kurulunun teşekkülü partiler olmasa olmaz olması gerekiyor. Daha önceki dönemlerde de sandık kurulu başkanları siyasi parti üyelerinden oluşuyorlardı. Bunu maalesef bu dönem değiştirdiler. Kamu kuruluşu, kamu görevlerine bu görev verildi. Asıl seçimin muhatapları
Tabii ki siyasi partilerde, çünkü siyasi partileri seçimlere giriyorlar. Onların sandık kurulunda bulunmaları ve alınan bütün kararlarda siyasi partilerin temsiliyeti esas alınmalı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet, HDP PML üyesi ve seçim işlerinden sorumlu Ali Ürkütlü'den seçim güvenliğini konuştu.